Şimdi Kastamonu'ya uzanıyoruz. 1970 yılından bu yana çeşitli sektörlerde faaliyet göstererek 1987 yılında holdingleşen bir şirketle devam ediyoruz. 43 yıllık tecrübeye sahip şirket, sanat anlayışıyla, zamanında ve kaliteli hizmetiyle varlığını sürdürüyor. Evet, sektörün nabzı izleyenleri, şimdi de yanımızda Yavuz Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hakan Yavuz var. Hakan Bey, öncelikle programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Sağ olun. Hakan Bey, çok kısa kendinizden bahseder misiniz? Ben 1978 doğumluyum, 37 yaşındayım. Evliyim, iki çocuk sahibiyim. Peki inşaat sektörüne nasıl girdiniz? İnşaat sektörüne babamın önderliğine girdik. Babamız hala başımızda, çok şükür. Onun işlerini devamını getiriyoruz. Allah uzun ömürler versin diyoruz. Peki inşaat dışında neler yapıyorsunuz Hakan Bey? İnşaat dışında enerji işimiz var. Türkiye ilk defa yeni bir projeyle, yeni organik enerjiyle geleceğiz. Yeşil enerjiyle geleceğiz inşallah. İnşaat işimiz devam ediyor. Ayrıca gıda işlerimiz, işletmelerimiz var. AVM'lerimiz var devam eden. Peki inşaata dönecek olursak, Kastamonu'da gerçekleştirmiş olduğunuz projelerden bahseder misiniz? Şu an için Kastamonu'da gerçekten geliştirdiğimiz, yaptığımız ilk proje bu. Fakat bu projenin özelliği şudur: Kastamonu'da ilktir, hatta Batı Karadeniz'de ilktir. Depreme dayanıklıdır, yangın söndürme özellikleri olan, can güvenliğine önem veren tek projedir burası. Yani sosyal doneleriyle tamamen mükemmel ve müşterilerinize sınırsız, eğlenceli ve keyifli bir ev sunuyorsunuz. Tabii ki evden ziyade sosyal alan da sunuyoruz. Cep sinemalarımız, spor salonlarımız, yüzme havuzlarımız, saha içerisindeki tenis kortlarımız, futbol sahalarımız mevcuttur şu anda. Bu bölgedeki inşaat şirketlerini düşünecek olursak, sizleri onlardan ayıran en belirgin özellikler nelerdir? Öncelikle dediğim gibi insan sağlığı birinci derecede. Kullandığımız betonlar, şu an Kastamonu'da kullandığımız ilk C35 beton biz kullanıyoruz. Binalarımızın tamamında yangın söndürme sistemleri kullanıyoruz. Yine kullandığımız asansörlerde sedye taşıyabilecek yahut da bir yangın çıktığı zaman insanları rahatlıkla aşağı indirecek, yukarı çıkartacak sistemler kullanıyoruz. Yine burada ilkleri yapıyoruz, işte kış bahçeleri yapıyoruz, kızartma mutfakları yapıyoruz, bayanlara özel çalışıyoruz birazcık daha. Ama şu an için yaptığımız proje Kastamonu'nun ilki bizce tabii.
Peki kaç dairelik bir proje gerçekleştiriyorsunuz burada? Şimdi genel toplamda 1250 konut düşünüyoruz. Bunun 485'i burada şu an yapmaktayız. Önümüzdeki sene inşallah teslim edeceğiz. Daha sonra aşağı kısımlara diğer projelerimize devam edeceğiz. İnşaat sektörünü düşünecek olursak sizin var olan sıkıntılarınız nelerdir Hakan Bey? Nitelikli eleman. En büyük sıkıntımız şu anda o. Nitelikli elemanlarımız yok. Yine bazı kanunlar tam oturmuş değil. Kanun çıkartılıyor ama devamında denetimi yapılmıyor çok fazla. Bizim en büyük sıkıntılarımız şu an için bunlar. Hakan Bey, peki inşaat sektörü çok kalem olan bir sektördür. Dünyada ikinci sıradayız. Deneyimli bir iş adamı olarak bize inşaat sektörünü yorumlar mısınız? İnşaat sektörünü öncelikle tecrübesi olmayan insanlar girmesin. Muhakkak tecrübeli olması gerekiyor insanların. Bir de önemli olan şey dikkat etmeleri, yani işe dikkat etmeleri. Herkes şu an inşaatçı, kasap, marketçi, kuyumcu değil, yani bu böyle olmaması gerekiyor. Bir miktar parası olan herkes müteahhitliğe soyunuyor diyebiliriz. Ne yazık ki aynen öyle. Aynen öyle. Hakan Bey, kaç kişiye istihdam sağlıyorsunuz? Şu an Ankara'daki ve Kastamonu'daki projelerimizde toplam 500 yakın personelimiz var çalışan. 500 kişiyi yönetmek oldukça zor olsa gerek. Bu 500 kişiyi oluştururken nelere dikkat ettiniz? Biz firma olarak şu an tamamıyla kurumsal bir firma olarak çalışıyoruz. Ekiplerimizin tamamı kurumsallaşmış bir şekilde çalıştığımız için çok sorun yaşamıyoruz. Hakan Bey, ileriye yönelik ne gibi projeler olacak? Ankara'da, Kastamonu'da, gerekse İstanbul'da bizi bir farklı projeler bekliyor mu? Şimdi şu an mevcut Ankara'da yürüyen projelerimiz var. Eskişehir yolunda ve İncek'te. Ayrıca İncek'te yapmak istediğimiz bir proje var şu anda. 52 katlı bir gökdelen kule yapmak istiyoruz. Onun projeleri şu anda devam ediyor.